Kalkıyorum hemen. Rauf, Rauf, kalk oğlum, kalk. Çayın soğuyacak. Ha, hadi kalk. Oldu, oldu. Allah işini hayretsin bey. Hayrı mı kaldı hanım? Bıktım artık. Herkes Kazlı Çeşme'den geçerken burnunu tıkar, biz de ekmek parası diye didinip dururuz bokun içinde. Bu kız da 3 yıldır üniversite diyor, başka bir şey demiyor. Kazanamadı gitti. Sus, duyarsa üzülür yavruca. Konuş onunla, evlenecek mi çalışacak mı bilelim. Yeter hazır yediği. Leman, Leman. Hadi git de yüzünü yıka, hadi. Of, dalıp gitmişim. Sözde bugün sınavlar var. İyi çalıştın mı bari? Bilmem ki anne. Hep çalıştım sandım ama bir türlü puan tutturamadım. Ya bu sefer de tutmazsa? Tamam, tamam. Ya iş ya evlilik. Babam söyledi değil mi? Haksız mı peki? Bilmem ki anne. Ben de ona yardımcı olmaya çalıştım bugüne kadar. Ama kolay değil ki. Yüz binlerce kişi giriyor. Çok azı kazanıyor. O da puan tutturacağın yeri yazmışsan. Bir lokma bir şey yeseydin. İçim almıyor. Ağrılarını hafifledin mi baba? Nerede o günler oğlum? Gittikçe azıtıyor. Bugün izin alayım istersen. Bir doktora gideriz. Anne gene para vermeyeceğim mi? Baban Almanya'dan dönsün hele. Hepsini toptan alırsın. Hep böyle diyorsun. Almanya, Almanya. Al bakalım. Sağ ol abi. Sağ ya anne, babam nerede kaldı? Hadi eyvallah. Para bırakmayacaksın mı? Oğlanın hepsini bıraktım ya. Kalkın bakayım. Kerim, Kerim! Cumartesi maçımız var, geleceksin mi? Çalışmazsam gelirim. Cumartesi de iş mi olurmuş? Belli mi olur, mesaiye kalırız belki. Aa, Ahmet'i buluruz o zaman, onu oynatırız. Buna derim. Ciğer ve el hüneri budur işte. Hadi Kerim, işin iş. Yakında sen de Almanyalı olacaksın. Kurtulacaksın bu cehennemden. İnşallah Berat abi. İnsan ya senin gibi hünerli bir usta olmalı ya da boş geç. Ne zaman geliyordu baban? Şimdiye gelmesi gerekirdi. Neden gecikti bilmem. Alman kızlarını bırakamamıştı. Ali abi ya. Kızlara. Ali abi telefon. Geldim. Bak şuna. Annen arıyor.
Evet benim anne. Hayrola? Baban ağırlaştı. Peki anne merak etme. Gelmeye çalışırım. Ne olmuş gene? Babam biliyorsun sancıları tutmuş yine. İznin olursa. Olur git. Rauf usta. Ne var? Patrondan izin aldım. Müsaade edersen eve kadar gideceğim. Baban mı? Evet fenalaşmış. Durma koş. Peki. Bir ihtiyacın olursa hemen ara. Sağ ol usta. Oğlum, beni hemen hastaneye yetiştir. Bu defaki amansız. Peki baba, röntgenleri hazır ediver ana. Hazırlayayım. Dahiliye ne tarafta? Şu ilerideki kapı. Hastanın nesi var? Böbrekleri, şey... Vizite kağıdı tamam mı? İşlemleri yapıldı mı? Doktor bey... Babam amelidir. Sigortası yok yani. Burası sigorta hastanesi. Uğraşacak vaktimiz yok. Alın özel bir hastaneye götürün. Böbreğin birini hemen almak gerekiyor. Anlaşıldı. Peki. Ameliyattan başka çözüm yok. Bu iş burada biter. Bu kadar ümitsiz olmayın. Bir sürü insan tek böbrekte yaşıyor. Aslan gibi oğlum var. Bir böbreğini verir herhalde. Kaç para lazım doktor bey? Bu işin tek yolu var. Böbrekleri açıp bakmak gerek. 500.000 yeter. Siz babamı yatırın doktor bey. Ben para getireyim. Pekala. Vazgeç oğlum. Boşuna uğraşma. Ben iki böbrekle baş edemedim. Sen tek böbrekle yanarsın sonra. Sen kahırlanma baba. Ben bir çaresine bakarım. Yine mi kaybettin? Evet, bütün kitaplar ezberimdeydi oysa. Sınava girince ne bileyim, uçtu gitti hepsi kafamdan. Sınavda yanıltıyorlar insanı, her yıl başka tuzak. Çoğunu boş bıraktım soruları. Canını sıkma Beleman. Ah, ne hayallerim vardı oysa. Yerine yenilerini koyarsın. Ne hayal ederiz biz de, çocuklarımızı. Babam da aynı şeyi söylüyor, ya evlen ya çalış. Başka seçeneğimiz var mı? Bir zamanlar ben de yırtındım durdum, tıpkı senin gibi. O okul senin, bu sınav benim. Sonra bir iş bulduk, çalışıyoruz. Baba mesleği de olmasaydı ne yapardım? Hep bir şeyler olayım diye uğraştım, didindim, kurtulmak istedim. Benden de mi? Hep ikimizi hayal ettim. Pek bir şey kaybetmiş sayılmayız Leman. Sevgimizi yitirmedikten sonra yine de bir şeyler kazanırız. Desene yeni bir uğraşa giriyoruz, evlilik, çocuklar. Hazır mısın? Neye? Yaşam kavgası. Evet. Ah.
Para tamam. Babam, babam nasıl doktor bey? Başın sağ olsun. Yorulmuşsun oğlum. Hem de nasıl ana. Babam nerede kaldı? Oğlun ateşin karşısında kuruyacak. Bilmiyorum ki vallahi, çoktan gelmiş olması lazımdı. Rauf'la Leman düğün gününü kararlaştırmışlar. Desene, bunca yıllık nişan bitecek. Bitsin. Bitsin de torunlarımızı görelim. Bizim bey de öyle söylüyor. Herkes torununun çocuğunu gördü, bizimki karta kaçtı diyordu. Tamam, vakit geldi. Hadi cenazeye gidiyoruz, toparlanın. Garip kimledi gitti, paralar da cabası. Günaha girme, ömrü bu kadarmış. Rauf abi, ne olacak bizim zamlar? Boş gırtlağı açtı. Bilmem ki, bir konuşmak lazım. Zam, 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 zam! Ne yapsın adam? Vardan ödemiyor sanki. Boş versene sen, bunlar hep numara. Fiyatların artmasını bekliyor çaka. Biz onu bekleyemeyiz. Alacaklı bekliyor mu? Bakkalı, kasabı, manavı önce borcunu öde diyor. Rauf abi çok doğru söylüyor. Patron geliyor, davranın. Paydos saati ulan, nereye davranıyoruz? Selam arkadaşlar, afiyet olsun. Sizlerle dertleşmeye geldim. Sağdan soldan duyuyorum, zam zam deyip duruyormuşsunuz. Hiç benim halimi soranınız oldu mu? Doğru söylersin patron. Cam işi öldü arkadaşlar, öteki atölyeler bir bir kapanıyor. Plastik fabrikaları düşmanımız oldu. Sizler hala düşmanın farkında değilsiniz.
plastiği yok edeceksin ki cam satılsın. O zaman isteyin istediğinizi. Barajda su birikmezse tarlalar sulanır mı arkadaşlar? Doğru söze ne denir? Böyle giderse bazılarınızın iş araması gerekecek. Benden söylemesi. Hadi afiyet olsun. Kolay gelsin. Ali, kolay gelsin. Biliyorsun içeriye borcum var. Biliyorum. Birkaç gün mesaiye kal. Olur, kalırım. Benim. Şöyle imzalar mısınız? Allah Allah, bir beydendir inşallah. Hayırdır inşallah. Kaza geçirmiş. Komşular, Sabiha'nın kocası kaza yapmış. Üzülmeyin canlar. Bir kazadır oldu işte. Ana vatan, ana vatan dedik, bastık gaza. Sonu bu işte. Ağlamayın be. Belli değil miydi ne olacağı? Ölmedik ya. Hem Almanyalı Recep'e bir şey olmaz. Olsa bile Recep gider, gelir marklar. Al gülüm, ver gülüm. Rauf, ne oldu senin düğün işi? Öbür güne düğünümüz var Recep abi. Seni duyunca geri bırakalım dedim. Olmaz öyle şey. Turp gibiyim evvelallah. Beklediğiniz yeter. Bin yıllık nişanlısınız be. Sigortan var mı Recep abi? Olmaz mı abim? Almanya'da her bir şeyin sigortası var. Aldın mı markları, yan gel yat.
Çal bir halay oğlum. Köfte yaptım, biraz da patates kızarttım. Yanına da domates koydum. Baksana şunu tutsana. Al. Buyur patron. Düşündüm ki biraz dertleşsek iyi olacak. Hayırdır patron? Pek hayır sayılmaz. Sen akıllı, eli hünerli, usta adamsın. Halden anlarsın. Lafı dolama patron, terliyim. Ne diyeceksen de. Ben derim ki bu kadar insanı doyuracak iş kalmadı. Sen, Ali, bir de Kerim. Gerisi yolcu. Atölye bu yükü kaldıramıyor. Onları çıkarırsan yerine yeni işçi almayacak mısın? Fazla adama gerek yok. Dediğimi bir düşün hele. İşini kaybetmek istemezsin herhalde. Sokaklar işsiz dolu. Hoş geldin Rauf. Hoş bulduk. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ama yüzünden belli bir şeyler oldu. İşler karışıyor. Bacaklar kesiliyor. Atölyede ocaklar sönüyor.
kim söndürüyor? Patron. Anlamadım. Çalışırsan, ağız kokusu çekmeye başlarsan sen de anlarsın. İzin ver ben de çalışayım. Sonunda o da olacak. Ama iş bulmak o kadar kolay mı? Sen bir hede, kabul et. Gerisi kolay. Çok mu çalışmak istiyorsun? Madem ki tüketiyorum, ben de bir şeyler üretmeliyim. Arkadaşlar nerede? Daha önce söylediğim gibi Rauf, siz bana yetersiniz. Gerisi ıvır zıvır. Arkadaşlar içeri girmedikçe ben de çalışmam. Aklını başına topla. Altınla demir bir olmaz. Yananla yakma kendini. Cehennemin içinde yanmanın lafı mı olur? Bugün onlara ise yarın bize. Size patron gibi değil, abi gibi davrandım. Karşılığı bu mu olmalıydı? Rauf borcum çok, beni yakma. Babanı unutma. Onun için işte, bir sürü borç çekip gitti bana. Mezarında kemikleri çürümedi daha. Yaşasaydı haksızlığa boyun eğmeyin demez miydi? Öyle derdi ama borcu kim ödeyecek? Bizim senden alacağımız yoktur. Helali hoş olsun. Yine de çalışmak istiyorsan sen bilirsin. Durumu gördünüz arkadaşlar. Belki acele ettik. Haklıydın ama. Biraz sert davranmadık mı? Konuşsaydık belki yumuşardı adam. Konuşmak, niçin? Alın terinin karşılığı yalvararak alınmaz arkadaşlar. Ama yine de siz bilirsiniz. Atölye benim için hep birlikte vardı. Ya hep birlikte devam eder ya da hiç. Borcum da vardı. Ya isterse? Bizim de alacağımız var. O isterse biz de... Biz de isteriz. Belki atölyeyi kapatmak işine gelmez. Yarın sabah atölyeye bir gidelim hele. Anlaşırız, konuşuruz belki. Olmazsa yeni bir iş ararız. Evet. Ararız tabii. Tabii ararız. Ne yemek yaptın bugün? Para bıraktın da yemek soruyorsun. He be, para para. Sen hep para diyorsun, kazancımız bu. İş bul da çalış. Elimizdekini kaybetmeyelim de. Bana bak bana. Ben bunları babamın evinden getirmedim. Vallahi billahi başına bırakır tamam, giderim. Tamam. Sofrayı hazır edeyim mi oğul? Aç değilim ana. Yine dertlisin oğul. Üzülme, bak keyfine. Keyif dediğin iyi bir işle, parayla olur. Bense borçları düşünürüm. Konuştun mu patronla? Konuşacak hal mi kaldı? İşler pamuk ipliğine dizildi. Zam yüzünden mi? Zammı çoktan unuttuk. İkinci elimizde olsun derken birinci elimizdekini de kaybettik. Anlayacağım, patronun fendi emeği yendi. Desene Rauf'un benim çalışmam gerekli oldu. Her şey yarına kaldı. Sabah ola hayrola. Bir iş buldum ama bir süre kurs görmem gerekiyormuş. Ne işi? Sürpriz. Çalışmaya başlayınca görürsün canımın için. Öğretmenin ne ders verdi bugün? Kerrat cetvelini. Sen de ezberledin mi? Ezberledim. Hadi söyle bakayım. 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, 2 kere 5 10. Aferin. Hadi bakalım şimdi yap. Ya bana ne, uykum yok. Aa, benim. Olur mu öyle şey? Hadi bakayım, hadi yavrum kapat hadi. Hadi aa, kapat defterini, kitabını. Hadi canım, hadi bakayım yürü hadi. Duydun değil mi baba? Rauf abi bugün patronla dalaştı. Kerim'im benim. Okuman gerekirken yaşından büyük işlerle çırpınıp durdun. Ahtım vardı. Hep birlikte Almanya'ya gidip rahat edecektik. Ama olmadı işte. Ah ulan araba, öyle mi sollanırdı? Vatan hasreti işte. Patron çoğu işçiyi işten çıkarmak istedi. Patronmuş. İşten çıkarmaymış. Almanya'yı görseydin oğul, ne patron, ne işten çıkarma. Al gülüm, ver gülüm. Hele gelsin marklar.
atarız bankaya. Faiziyle gül gibi geçinir gideriz. Leman, Leman! Ne var oğlum? Leman nerede anne? Bilmem oğlum. Ben de sana bunu soracaktım. Sen işe, o sokağa. Sahip çık karına oğlum, sahip çık. Sen ne diyorsun anne? İş arayacağım falan diyordu. Ne günlere kaldık be oğul. Kadın iş arayacak, koca bunu bilmezmiş gibi nerede benim karım diyecek. Siz aranızda hiç konuşmaz mısınız oğlum? Tamam tamam, bir de seninle uğraşmayayım. Ben kahveye gidiyorum. Ne lan Ali, dalıp gitmişsin? Atölyenin kapısındaki kilit hiç gözümün önünden gitmiyor. Şeytan diyor ki, kır kapıyı, gir içeri, yak ocağı, üfle, 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 öde borcunu. Deli misin sen oğlum? Bizim alacağımız karşısında senin borcunun lafı mı olur? Bunca yıl çalış çalış, sonra kıçımıza bir tekme, yallah! Bak Ali, patronun bir kapısı varsa bizim bin kapımız var. Ve bu kapıları zorlayan yüz binlerce, milyonlarca işsiz. Bilmez gibi konuşma Rauf. Duyun ümmeti Muhammed, duyun! Alman gavuru Seyahattin diye iş kazası saymıyorlar. Neymiş, izinliymişim. Neymiş, kaza Alman toprakları dışında olmuşmuş. Desene patron, her yerde patron işte. Bizimkilere de puan tutturamıyorum. Maç mı ki bu ya? Maç mı ki puanı olsun? Öyle deme Ali, öyle deme. Almanya'da her bir şeyin, her bir organın puanı vardır. Ah, bir üçte ikiyi tuttursam! Ah, bir üçte ikiyi tuttursam, o zaman sırtım yere gelmez. Üçte iki ne ki? Bak kardeşim, bir elmayı üçe böl. İkisi çürükse, tümden çürük sayılmaz mı? İnsan da böyle işte. Yapma Recep abi, insan dediğin elma değil ki. Bunun hesabını nasıl yaparlar? Yaparlar kardeşim, yaparlar. Senin durumun o zaman iyi, bir bacağın yok, üçte ikiliksin. 29. maddenin ağzına sıçayım. Bir bacak yetmiyor, bir de kol lazım. Kaç puan üzerinden kaç tutması lazım? 100 puan üzerinden üçte iki tutturmak lazım. Benim eksiğim 8 puan. Amma tuhaf ya, bilgi yarışması mı bu? Bilgi yarışmasından daha harbi. İnsanın her bir organını puanlamışlar. Bunda anlaşılmayacak ne var? Peki bu 100 puan, herkese göre mi 100 puan? Tabii tabii! Bil bakalım bunda kaç puan var? Baş parmağın eklemlerden kaybı 13 puan. İşaret parmağının kaybı 6 puan. Orta parmağın kaybı 5 puan. Yüzük parmağının kaybı 3 puan. Küçük parmağın kaybı 2 puan. Ya demek öyle puantör Recep ha? Öyle öyle! Önemli olan puan cetveline girmek. Hayret bir şey. Puanlarımız yerindeyken iş aramaktan başka çare yok. İnsanların güzel, çirkin, zengin, fakir olduğunu biliyordum. Ama böyle puanlı olduğunu bilmiyordum. Zengin bir parmağını versin, ben kolumu vermeye razıyım. Onu öyle demezler. Al sana bir el, ver bize bir parmak derler. Hadi be! Rauf! Rauf!
Nasılım ha? Nasılım? Yakıştı mı bana? Bilmem. Yani şimdi sen polis misin? Evet. Yani... kadın polisin ha? Evet, kadın polisim. Evde? Evde karınım. Gir. Ben polis memuru Leman Akça. Görevime hazırım efendim. Asayiş şubesinde çalışacaksın. Hayırlı olsun kızım. Sağ olun efendim. Sular indi. İşte bulamadık. Yarın gene ararız. İş bulmak kolay olsa işsizler olmazdı. Buluruz, üzme canını. Nasıl geçti günün? Birkaç kişiyi tutukladın mı? Dalga geçme, yorgunluktan bittim. Hadi sofraya yardım et kızım. Peki anne, üstümü çıkarıp geliyorum. Merhaba. Asım abi, bir çay yap. Hayrola Rauf, yoksun ortalıkta. İş arıyordum ben Naci. Bırak dolaşmayı, Naci iş bulmuş. Nerede? Tuzla tersanelerinde. Epey işçiye ihtiyaçları varmış. Yarın sen de gelir misin? Olur. Hı hı. Sabah erken gideceğiz, gecikme. Tamam.
Ne oluyor kardeşim, kim bunlar? Hop hop, içeri giremezsin. Çekil kardeşim, bırak! Açın kapıyı, engellemeyin. Allah Allah! Şu ne yapacaksın şimdi? Devam et! Şey girmelerini engelleyemedim. Evet, engelleyemedim. Anladın mı? Giriyorlar. Hadi sen bizimkilere haber ver, koş! Olur. Hadi atlayın aşağı, çabuk çabuk! Gelin bakayım böyle, gelin gelin. Hadi şurada sıraya girin. Dur. Hani sıraya, sıraya! Bir kamyon dolusu adam geldi. Hepsi de kaçak işçi. Şimdi ne yapacağız? Şaşırdım. Geçsenize sıraya, geç sıraya. Dikilme öyle, bakma suratıma. Geç sıraya. Geç. Tamam. Hadi imzalayın hadi, geç. Sen görevinin başına git. Olur. Şöyle toplanın arkadaşlar. Şöyle konuşup bir karara varalım. Tamam. Hadi çabuk hadi. Çabuk ol, sallanma, geç. Şurayı imzala. Niye imza atıyoruz ki? İşe alınıyorsunuz ya. Hadi bırak soru sormayı. İmzala şurayı çabuk, hadi bakayım. Geç, sen gel. Şuraya. Sen çapak kırma ve taşımaya yardım edeceksin. Sen de şu fırça makinesini al, gösterdiğim yerleri temizle. Siz de kazıyacaksınız, hadi çabuk iş başına, hadi. Tamam. Sallanmayın, hadi bakayım. İyi çalışın, görüşürüz. Hakkımızı arıyoruz. Bu yasalara karşı gelmek değildir memur bey. Evet. Bu kadar kalabalık değillerdi. Daha kaçak işçileri çıkartın dışarıya, biz de dağılalım. İşçi kardeşler, arkadaşlar, aldanmayın. Kardeşim, sizi size karşı kullanıyorlar. Bu iş yerinde grev vardır. Patronun oyununa gelmeyin. Bugün bize yapılan yarın size de yapılır. İşçi kardeşler, ekmeğimizle oynamayın. Bizim çoluk çocuğumuz var, hakkımızı almak için grev yapıyoruz. Siz kamu işçilerin hiçbiri bizden değil. Hepsi yeni geldi. Bizi değilsiz onlara engelleyin önce. Biz yalnızca hakkımızı arıyoruz, görmüyor musunuz? Tamam, bunların hiçbiri sendikalı değil, getirin bir şey oraya. Grev varmış. Olabilir. Grev olan yerde çalışılır mı be? Ne konuşuyorsun kardeşim? İsteyen çalışır, isteyen grev yapar. Şimdiki yasalar böyle. Her şey özgürce. Girmeyin kardeşim, yasak! Yasak kardeşim, girmeyin! Girmeyin kardeşim, yasak! Yasak dedik ya! Merkeze haber verelim! Hadi arkadaşlar, yürüyün! Alo merkez, Yıldırım işte olay var, ekip yollayın. İşçi arkadaşlar, bu yaptığınız yanlıştır! Ne yapalım, ekmek parası kardeşim! Kardeşim, bir dakika! Çocuk, arkadaşlar, konuş halledelim bu işi! Ya, durun, yarış ayırıyorlar! Bir dakika! Arkadaşlar!
Hakkınızda şikayet var. Kaçak işçi çalıştırıyormuşsunuz burada. Yok öyle şey beyim. Yalan söylüyorlar. Buranın sahibi kim? Belgeleri verin. Bir kamyon dolusu kaçak işçi getirdiler. Patron benim, ne istiyorsunuz? Kaçak işçi çalıştırıyormuşsunuz, belgeleri görmem gerek. Yok öyle bir şey. Ahmet, belgeleri getir oğlum. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Bu ne iştir kardeşim? Şimdi bunlar yasal işçi mi? Bir kısmı yasal işçi ama çoğu kaçak. Sizin gibi grev kırıcısı. Biz grev kırıcı değiliz. Konumunuz öyle. Ne konumu monumu be? Sen ne diyorsun? Alınmayın, güzelmeyin ama bunlar bizi birbirimize kırdırıyorlar. Buyurun efendim. İşte belgeler. Sabah imzaladığınız kağıtlar var ya. İşte onları eskiden imzalanmış gibi işe giriş belgesi olarak kullanıyorlar. Deme be. Ne oyunlar varmış. Biz yeni işçi yasasının ne olduğunu pek bilmiyorduk. Ama bu kadarı da olmaz ki. Grevde işçi çalıştırılır mı? İşte biz bunun için mücadele ediyoruz. 12 Eylül sonrası ilk yasal grev bu. Sıkı yönetimden izinli. Ben bu işte yokum arkadaş. Peki şimdi burada kaçak işçi yok mu? Hayır efendim. Buyurun sorun isterseniz. Bu adam yalan söylüyor. Yalan tabii. Biz bu sabah geldik. Ben bunları ilk defa görüyorum. Provokasyon var, işçilerin arasına karışmışlar, bölücülük yapıyorlar. Niye yalan söylüyorsun sen? Bu sabah senin kamyonuna geldik biz buraya. Bunlar benim işçilerim değil savcı bey. İşte listede benim işçilerim. Bunu sen kandırmaya utanmıyor musun? Suç olmazsa gelen. Yenik gibisin. Şaşkınım ana, şaşkın. Herkes birbirinin kuyusunu kazmakta. İki lokma ekmek için birbirimize girmekteyiz. Kim haklı, kim haksız şaşırır oldum. O kadar dertlenme oğlum. İşin içinden çıkamazsın sonra. Atölyeyi arar oldum. Cehennem ateşini özler oldum. Leman'ın yolunu gözler oldum. Ne oldu bize ana? Üzülme oğlum, sıkma canını. Günümüzde herkesin karısı çalışıyor. Senin karın üstelik de bizi koruyan bir devlet memuru. Fena mı? Bilmiyorum ana. Alışamadım bir türlü. Senin Rauf. Neden soruyorsun? Sana yardım etmek istiyorum. Senin yardımına ihtiyacım yok. Yine başlama, ne yaptım ben sana? Seninkiler dokta iteklediler beni. Durup dururken hiçbir polis kimseyi itekleme. Ne demek istiyorsun yani, ben haksız mıyım? Rauf üstünde bu elbise varken bana vuramazsın. Hayrola Rauf. Bugün yine iş bırakmışsınız. Yakında adınız iş bırakana çıkacak. Deme Asım'a, haksızlık mı yapalım yani? Sen bana bir çay yap. Olur. Damat, yüzünüzü gören Leman da uğramaz oldu. Sabahın köründe çıkıyor, akşamın karanlığında geliyor. Ben de yüzünü pek göremiyorum desem. Geçenlerde yolda gördüm. Polislik de pek yakışmış. Takılmasan olmaz be baba. Bizim derdimiz iş, iş. Seninkilere söyledim, akıllarına yattı. Gelin Kazlı Çeşme'ye, istediğiniz kadar iş size. Doğru mu dersin? Öyle bir iş ki dayanabilene helal olsun.
İki gün çalışan üçüncü gün ya hastalanır ya kaçar. Ama dişini sıkan bir ekmek yer gene de, benden söylemesi. Sağ ol baba, iş iştir. Arkadaşlarla bir konuşalım bakalım. Bizim kayınpederin söylediği iş aklınıza yatmış. Yine bir bokluk çıkmasın altından ha? Yok Berov, bu işte bokluk harbi. Dayanabilirsen tabii. Benim karının dırdırını çekmektense ben varım. Hı hı, ben de varım. Arkadaşlar. Hayrola Recep abi? Benim de çalışmam lazım. Ne oldu martlar? Biriktirdiklerin... Sigorta? Hepsi suyunu çekti. Çalışmam lazım. Bu ayakla işe alırlarsa tabii. Hiç belli olmaz. Sana göre de bir iş vardır belki. Salim abi, burası neresi? Burası mezbahadan beter. Sigorta var mı? Ne sigortası be? Bir gün diriler mezarlığı demiştin de inanmamıştım. İşe girdiğinizde iş yerini beğenmiyorsunuz. Ayağınızdaki pabuç, belinizdeki kemer, tabutunuzdaki kayış hep buradan çıkar. Burada durun. Tamam, siz dağılın, hadi bakayım, hadi. Sen de böyle geç, hadi geç. Hasan Çavuş, al sana işçi, istediğin yere çalıştır. Hadi bunları anladık da, bu ne? Sen onun öyle olduğuna bakma, Almanya görmüş adamdır, iyi çalışır. Yalnız burada çalışanın bileği kuvvetli, çenesi zayıf olacak. İşi beğenmeyen şimdiden gitsin. Bu ne koku be? Oo aslanım! Bu kokuya alışmak istiyorsan burnunu tıkamayacaksın. İçine çekeceksin kokuyu. Hadi içeri girin, daha çabuk alışırsınız. Elbiseleriniz var mı sizin, iş elbiseleriniz? Yok. Tamam, buluruz. Bu makinenin başında hadi, çok çalışmazdı. Hadi çeneyi bırakın da götürelim şunu, hadi. Çalışmanın sonu budur işte. Hadi tutun, götürelim. Daha ileride. Salim ağa, bu işçinin sigortası yok mu? Sus be oğlum, başlatma sigortamdan! Thank you.
etmeden bunca yıl nasıl dayanmıştın pisliğe bu kokuya? Biz neden çalışıyoruz? Ekmek parası. Ha işte, onun için çalışıyoruz. Ağız laf çok iş. Çeneniz işleyeceğine eliniz bileğiniz işlesin. Ne oldu? Bilmem. Bu koku fena yaptı beni. Basit yapmıştır, biraz sonra geçer. Burada yenisiniz herhalde. Hı hı. Nereden anladın? Üstünüzden başınızdan. Sen burada kaç yıldır çalışıyorsun? Askerlik mi bugün sayalım? Evdekiler ekmek ekmek dedikçe çalışıyoruz işte. Öğleyin hep dışarıda mı yersiniz? Yemek falan vermezler mi? Burada soru sormayacaksın. Hele öyle yemek memek kalkmak hak getire. Sordun mu ne olur? Hemen kapının önüne koyarlar adamı. İlk günler böyle olur. Fena koku ama zamanla alışırsın. Alışınca da insana postanın içinde yemek yesen de vız gelir. Bunun alışması mı olurmuş ya? Olur olur. Ya alışırsın ya da... Ya da? Şu ilerideki yolu görüyor musun? Vızır vızır geçen arabaların, ötedeki denizi. Görüyorum. Görmüyorsun. Körsün sen. Ne düdüğü be? İşbaşı düdüğü. Daha yemeğimizi yemedi. Yersen kardeşim, yarım saat çok bile. Dalıp gitmişsin. Erilere bakıyorum. Ayakkabılara mı? Hayır. Her yere. Gözümün önü deri kaplı. Gökyüzü deri kaplı. Derilerden kanlar akmakta. Manyaklaşma be. Niye yemiyorsun? Boğazımdan geçmiyor. Düğüm düğüm oluyor. Bir şeyler tıkıyor boğazıma. Neden baba? İş çok mu zor? Zordan da öte oğul.
Alamancı Recep, oldu bok işçisi Recep. Ağrıma gidiyor. Ben de gelirim baba. Bir de el ele verdik mi? Mecburen oğul, mecburen. Alamanlar bir yandan, bizimkiler öte yandan yıktılar beni. Yıktılar ki, bir daha ayağa kalkmam acısına. İki gündür su yok. Böyle giderse susuzluktan öleceğiz. Kokacağız desene şuna. Rauf'ların işi ne oldu? Yerleştirdik bir yerlere. Beğendiler mi işi? Alay mı ediyorsun hanım? Beğenecek iş mi yaptığım? Ekmek parası, ekmek. Leman ne yapıyormuş? Bilmem, son gördüğümde iyiydi. Kızım polis olacak deseler inanmazdım. Aslan gibi polis oldu vallahi. Aynı babam gibi kokuyorsun. Sana öyle geliyor. Babamın ziyaretine mi gittin yoksa? Hayır canım. İş buldum, çalıştım. Ne işi? Nasıl bir iş? Polisliğin tuttu yine. Soru soru. Bana polis deyip durma. Yalan mı? Polis değil misin ha? Evet polisim ama senin de karınım canım. Her kadın kocasına işini sorar. Evet. Karım olduğunu çoktandır unutmuştum. Sevim. Ne var? Kız. Uykum var. Hep uykum var diyorsun. 5 çocuk yeter bana, başka çocuk istemiyorum. Ya işte böyle oğlum. Kerim'e getirmeseydin be Recep abi. Bu iş Kerim'e göre değil. Çaresizlik be Rauf, çaresizlik. Burada çalışacaksın. Sen babana yardım et. Peki. Ahmet, nasıl çalışılacağını buna göster olur mu? Yırtılmasın bu ha! Ona göre, gözünü dört aç! Ulan! Nerede kaldın sana? Uyuyakalmışım usta! Ulan sana erken gel diye kaç defa tembih etmedin mi bana? Usta. Hadi şimdi git! Tamam, istediğin kadar uyu! Tamam, seni! Tamam, belek seni! Hadi lan! Hadi bas git! Tamam. Bir daha görürsen ayaklarını kırarım seni! Yürü lan! Geç, hadi! Yapma ya! Ayıptır! El kadar çocuk dövülür mü? Karışma lan sen! Karışırsam ne olurmuş be? Yüzün çocuğa mı yetiyor? Karışma be! Sana ne? Çırak benim! İster döver, ister kovarım! Sana ne? Hadi işinizin başına, hadi! Ne oluyor be? Bu çavuşlar niye bu kadar çok dolaşıyor? Bana kalırsa işçileri kontrol ediyor. Bu adam sana taktı galiba. Baksana hep buraya bakıyor. Ayran. Ne yaptım ki ben? Yavaşça kalkalım isterseniz. Uylandırmayın çavuşları, gözüne de fazla batmayın yoksa... Ne yaparlar ki? Sigortamız bile yok. Ulan oğlum başlatma sigortandan, Allah Allah! Thank you.
Hani Kerim'i getirmeyecektin be Recep abi? Haklısın be Rauf. Ama iki el başka, dört el daha başka. Ne kadar yıkanırsan yıkan, o koku çıkmaz ki üstünde. Ne demek istiyorsun sen? Yok kokuyorsun, yok şunu yapıyorsun, yok bunu yapıyorsun, gel işime de karış bari! Karışırım tabii. Hep dert aradın kendine. Cam işinde de, başka bir yerde de. Ben yaptığım şeyi doğru bildiğim için yaptım. Ama işinden oldu. Kocamın doğru düzgün bir işi olsun istedim hep. Haksız mıyım, haksız mıyım? Bağırmadan konuş benimle! Sen hep iki insan gibi görüyorsun beni, polis Leman, karın Leman! İkisini uzlaştırıp içine sindiremedin bir türlü! Doğru! Zaman zaman şaşırıyorum. Karımla mı, polisle mi konuşuyorum diye. Bir zamanlar el ele tutuşup yürürdük. Nerede o ellerimiz şimdi? Bir zamanlar yaptığım işi beğenirdin. Her işte yanımda olup beni yüreklendirirdin. Şimdi de karşıma geçmiş o beğendiğin insanı aşağılamak istiyorsun. Nereden alıyorsun bu gücü, anlamıyor muyum sanki? Öf, yine başladık! Dikkat et lan hayvan! Lafına sen dikkat et, hayvan sensin! Dağda mı geziyorsun, önündeki koskoca adamı görmüyor musun? Adamlığın mı kalmış senin be? Hey hey, ne oluyorsunuz be, ne oluyorsunuz, kendinize gelin! Kusura bakma çavuş, insanlıktan çıkmış bunlar! Burada insanlık mı kalır adamda? Sen sanki bizden daha iyisin! Bana bak, söylesene, kim kışkırtıyor sizi? Hadi be! Ne kışkırtması be! Hak yok, hukuk yok, hayvan gibi çalış! Hayvan bağlasan durmaz burada be! Sonra da kim kışkırtıyor sizi? Esir miyiz biz burada be? Tamam tamam, hadi herkes işinin başına, hadi yürü! Sen de işine bak! Bana bak, sen de fazla konuşma! Ahmet Yılmaz! Evet! Şurayı imzala! ...30.000 lira, harca harca bitmez! Bu paraya da çalışılır mı ya? Bir deri ceket 100.000 lira, bizim maaş yarısı bile etmez! Adın ne? Kerim! Senin adın listede yok! Ne demek o? Yani çalışmadı mı bu çocuk? Ne bekliyorsun? Para mı? Ne konuşuyorsun kardeşim? Sen yarım, o çocuk! İkinize bir maaş! Ne demek istiyorsun sen kardeşim? Çalışan parasını alır. Fazla konuşmayın, işinize gelirse çocuğun hakkını verin. Ayıptır be, bizim sigortamız da yok. Bedava mı çalışacağız? Ne demek kardeşim? Bir dakika kardeşim, bir dakika! Yani sen bunları ne kışkırtıyorsun? Bunlar çalışmıyor, paralarını verilmesin kardeşim. Zaten boru gelmiş. Öyle yok öyle. Para tamam kardeşim, adam, tamam, halledeceğiz. Olurum da kardeşim. Zaten aldığımız ne ki? Yazık bu çocuğa. Uzatmayın arkadaşlar, patronla görüşürüz. Şimdi dağılın, hadi! Maaşını almayanlar sıraya geçsin. Maaşını alanlar da çıksın, hadi kardeşim. Hadi, hadi canım, hadi! Hadi kardeşim, geçiyorum. Sor. Acaba başka bir emriniz var mı efendim? Hayır, yok. Nedir bu işçilerin hali? Kıpır kıpırlar son günlerde. Arada bir olurlar böyle, gelir geçer. Dikkatli olmalıyız. Arada sivilenleri... Dili uzun olanları... Kolundan tuttuğumuz gibi... Yo, zaman değişiyor beyler. Kolundan tutup atmak yerine konuşalım, bir şeyler verelim. Olmaz öyle şey. Bir vermeye başladık mı sonu gelmez. Siz bilirsiniz. Ben yine de konuşalım derim. Thank you.
Çavuşlar uyuyorsunuz. Ortalık kaynıyor, haberiniz yok. Olmaz olur mu efendim? Her şeyden haberimiz var. Gözümüz üstlerinde. Olanı biteni size söylüyoruz efendim. Peki nedir bu maaş olayı? Vallahi çocuğa maaş verilmeyince... Biraz diklendiler. Kim? Salim Usta'nın damadı. Yılanın başı küçükken ezilir. Çağırın gelsin. Başlasın efendim. Rauf, gel benimle. Gel. Beni istetmişsiniz. İşçilerle bir olup ileri geri konuşuyormuşsun. Köşe başlarında, paydos saatlerinde, iş başında. Bak kardeşim, biz burada bir aileyiz. İşinden memnun olmayan varsa çeker gider. Bak çevrene. Binlerce insan işsiz geziyor. Niye geldin buraya? Neden çalışıyorsun? İşe ihtiyacın var. İş olmazsa aç kalırsın. Haklıyı savunmak suç mu? Bakın küstah, atın bu herifi dışarı! Durun! Biz buraya nasihat etmek için çağırdık seni, kovmak için değil. Bir daha böyle şeyler olmasın. Çıkın! Bu iş böyle olmaz. Yapma Süleyman Bey, bir işçi için... Önemli olan işçi değil, işçiler. Bunu kovarsak hepsi başımıza üşüşür. Her şeyin bir sırası var. İşten atsaydık kahraman olacaktı. Ne oldu, ne konuştun? Yahu ne iştir anlamadım. Önce kovdular, sonra affettiler. Bu ne ince siyasettir? Anlamadın mı? Yo. Şimdi bunu unuttururlar. Sonra? Zamanı gelince bir tekme, yallah. Neden peki? Amma kas kafalıymışsın be! İşçinin tepkisinden korkarlar. Neyin var, hiç konuşmuyorsun? Ne konuşacağım be? Hamal mıyım, koca mıyım anlamadım. Kendini kral sanıyorsun. Polis oldum diye sen önde, ben arkada. Herkes kendi işine baksın. Herkes senin gibi işinin dışında iş çevirmiyor ama. Yok ya, nereden biliyorsun? Kocamsın, sormak soruşturmak hakkım. İnşallah duyduklarım yanlıştır. Neymiş duyduklarım? Rauf, rahat dur artık. Doğru düzgün bir işin olsun. İşçilerin sevdiğini patron sevmez. Daha öğrenemedin mi? Kimin sevgisi hayır, kimin sevgisi şer? Kızım, başka işin yok mu senin? Rauf şunu yapma, Rauf bunu yapma! Ben okul çocuğu değilim! Doğruyu eğriye ayıracak yaştayım! Ne yaptığımı senden iyi bilirim! Hak diye bir şey var dünyada! Hep hak hak diye bu hale düştün! Ben halimden memnunum! Beğenmiyorsan çeker gidersin! İstediğin de bu değil mi zaten? Gitmeyeceğim, hep yanında ama yanlışının karşısında olacağım! Bak kendi ağzınla söylüyorsun! İşine geldiğinde karım Leman, gelmediğinde polis Leman! Bu ikisi bu evde birlikte yürümez! Bunu böylece bil! Ya polis ol git, ya karım ol kal! Kocamsın, senin eğri yola gitmene izin vermem. Yanlış bir adım attığında... Ne olacak peki? Ben bir polisim Rauf, bunu aklından çıkarma! Be, başlatma polisliğinden!
çantayı çekin, çantayı çekin! Çantayı çekin! Kurtarın onu! Yasalara aykırı bir yürüyüştü. İşçiler, fabrikalarınıza dönün. Hakkınızı yasal yollarla arayın. İşçiler, fabrikalarınıza dönün. Bu yürüyüş yasalara karşıdır. Kanunları çiğnemeyin. İşçiler, iş yerlerini toplu terk etmek yasal suçtur. Fabrikalarınıza dönün. Thank you.
fabrikalarınıza dönün! Hakkınızı yasal yollarla arayın! İşçiler, fabrikalarınıza dönün! Bu yürüyüş yasalara karşıdır! Kanunları çiğnemeyin! İşçiler!